Bir daha ne olursa olsun bana haber vereceksin Sinan. Kendi kafana göre iş yapmak yok. Tamam. Polise gittiniz mi? Hayır. Annemler şikayetçi oluyorlardı, ben engel oldum. Aslında iyi yapmışsın. Sizinle işleri olmadığı belli. Bunlar diğer kızın peşinde. Hı hı. Neydi adı? Menekşe. Menekşe. Bunlar garip adamlar. Canayı götürdükleri yerde bir sürü adam varmış. Bir ara bağlarımı çözüp resmimi çektiler telefonla. Hmm. Patronları var belli. Bilmem artık. Başlarına dert olacağımı anlayınca da bıraktılar. Efendim? Rahatsız ediyorum ama şimdi depodan aradılar. Kadir'in durumu ağırlaşmış. Ne yapalım? Siz karışmayın. Ama gereken de yapılsın tabii. İsmet'i yolluyorum o zaman. Aynen öyle. Bizim tesislere götürsünler. Kliniğe. Evet, güzelce ağırlayın. Sonuçtan benim de haberim olsun. Baş üstüne. Yurt dışından iş adamları geldi. Hani söylemiştim ya. Senin yatırım için de destek isteyeceğim. Siz tam olarak ne iş yapıyorsunuz Mithat abi? Serbest meslek. Evli kadın kocasının yatağından kaçıyor. Ne duruma düştüm, kendini benim yerime koy. Niye kızı istemediği biriyle evlendirdin? Kızım mutlu olsun diye. Bu çocuğu tanıyorum. Bizim oğlanın asker arkadaşıdır. Çok iyidir. Parası pulu da var diye. Satmışsın işte kızı. Menekşe doğru söylüyormuş. Halt etmiş o. Utanmadan bir de benim için laf mı söylüyor rezil? Bağırma. Ne bağırıyorsun? Hata etmişsin işte. Kabul et. Sonuçlarına katlanacaksın. Yok öyle. Paşa paşa gelip kocasına teslim olacak. Adam onu öldürmek istiyor. Niye gitsin? Yok. Abartıyorlar. Olur mu öyle şey? Benim kızımı kaçırdılar ya. Ötesi var mı? Menekşe'ye karşılık kızımı kaçırdılar. Eşkıya bunlar. Sen ne diyorsun? Kimi kime şikayet ediyoruz? Benim olanlardan haberim yok. Ne oldu tam olarak? Küçük kızımı, Canay'ı kaçırdılar. Olacak şey mi? Kim bilir nasıl korkutmuşlar çocuğu. Polise gitmemize engel oldu. Allah razı olsun. Hay Allah. Nasıl yaptılar böyle bir salaklığı canım? Vallahi de billahi de bundan benim haberim yoktu. Bak, yemin ettim artık bu işe karışmayacağım diye ama sana son kez söylüyorum. Kızının peşini bırak. Boşansın adam gibi. Gitsin evlensin kimle evlenmek istiyorsa. Zorla olmaz. İçerdiler mi? Evet abi. Hallet. Koşun, koşun. Çabuk. İndir silahını. Al şunu. Götür. Abi, ne haltlar karıştırdınız lan yine? Abi, Kadir vuruldu. Halil'in adamları vurdu. Şevki, çabuk bizim hastaneye. Çabuk. Kurtuldun Kadir. Kadir, kurtuldun aslanım. İyi misin aslanım? Çok kan kaybetti abi. Nereden buldunuz abi? Bizim her yerde gözümüz kulağımız var oğlum. Yürü hadi. Hemen boşaltalım burayı. Öbür adamlara ne oldu abi? Kaçtılar oğlum, yürü. Abi, Kadir çok kötü. Yarası çok. Gidiyoruz işte, hadi bin. Ulan yine kendi başınıza iş açtınız. Ne diyeyim ben sana? Abi, bu benim için kan davası artık. Kadir'in hesabını soracağım onlardan. Bu Halil var ya. Onun bir sürü adamı var.
İş büyük abi. Hakkından geleceğim o herifin. Öldüreceğim o herifi. Beni dinle. Zamanı geldiğinde kendi ellerimle getireceğim onu sana. Söz mü? Ben size ne demiştim? Biz adamımızı zor durumda bırakmayız. Gelip sizi bulmadık mı? Ne diyorsa kıymet var. Ama sabredeceksin. Ben zamanını söyleyeceğim sana. Halil'in işinin biteceği zamanı söyleyeceğim. Hadi oyalanmayalım artık. Söyle. Tamam, hallettik. Kliniğe götürdüler. Biz de arkadan gidiyoruz. Mustafa yanımda. Evin adresini kim vermiş öğren. Tahmin ettiğim kişime emin olayım. Kimseyi ilişkilendirme ama. Yalnız kalınca sorarım. Görüşürüz canım. Sizinkiler hala dükkanı kapatmamış. Tamam. Neyse. Geç oldu. Daha gidip kalacak yer arayacağım. Sizi de tutmayayım. Güle güle. Hoş geldin kızım. Eve gidin. Ablanlar evde. Ben gideceğim. Canay'ı teslim edeyim, gidiyorum. Canay mı? Ne kadar büyümüş. Ben sizi tanıyamadım. Menekşe'nin babası. Niye geldiniz ki buraya? Kızını öldürecek adam, siz niye içeri aldınız? Tamam kızım, gidiyor zaten. Gidin. Bir daha da adımınızı atmayın buraya. Küçüğün dili de pek sivriymiş. Menekşe ile konuşuyorum hep. Eğer ona zarar vermek istediğinizi anlarsam hemen polise giderim. Görüşüyor musunuz? Tamam Canay. Hadi size de güle güle. Ben dediğimi dedim. Bizim de işiniz bitti.